Merhaba, hoş geldiniz. Henüz hala karanlık çünkü bir konuşmalarımızı hep beraber videoyu bir izleyelim. Ondan sonra serginin küratörü Aslı Seven ve arkadaşlarla bir akşam yemeği isimli videonun sanatçısı Kadir Kayserilioğlu beraber konuşacaklar. Öncesinde bir hep beraber videoyu izleyelim istedik. Başlatıyorum. Ayrıca bağlaşmış durumdaysa sanat aklına değilmişiz. Siyahısını kışıyor, tarihine rağmen. Bekar sonucu da görmezlik biliyormuş. Baki de daimi gibi sanırım. Değil mi? Sanırım. Evet. Soracağım. Soracağımdan böyle. Siyah. Sonuçlar şekilde aslında. Çok da etkili. Yine var. Sonuçlar. Görüştüğüm acısıyım. Sonuçlara beni kalsın. Nasıl da şey açtınız ya? Ama sana şunu yapamıyorum. Çok iyi olmuş. Geçen işin çekildi. Ya. Kekik vermiş. Nasıl yapamıyorum? Bu da çok uzun süre geçmesi lazım. İnsanlar böyle demek olmuyor. Canlı sevgi. Herkes değişiyor. Yeniden geliyor ama onun güzel olmuyor. Neden böyle konuşuyorlar? Sanırım arzu değil. Bütün insanlar yönetmek istiyor. Diğerleri de zaten ilgilenmek insanlar yönetiyor. Ve isteyen insanlar var ya. Yönetmek istiyor. Bir kere kendi yönetmek düşünüyor yani. Ama bunu istemeyenler olarak da mecburen buna böyle itaat etmek durumunda kalıyor. Demek ki sayacağız mısın? Ben yine bilimsel bir isteyen yani. Sayacağız olduğum için. Bunun karşılanma şansım yok mesela. Yani tüm sistemle bir şey aslında. Ama buna izin vermiyorum ki tek başımıza hareket etmemiz. Ya zaten onun çok elimden geliyor bence ama onu da düşüneceğiz. Doğayla ilgili ki aslında insanların yaptığı bir şey yani. İster sağlayan bir şey. İnsan yani ve doğayı da bozuyor bunu yani. Evet, bozuyor. Doğal bir şey. Sizce ölümsüz olması gereken bir şey, ölümsüz olmasını isteyeceğiniz bir şey var mıydı? Kendinizden ayrılık değil mi yani? Ben isterim. Sen? Yani ben haklı olarak böyle bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Daha kavramsal yapabiliyor. O yüzden ölümsüz olmak istermedim. Bunun için önce ölümlü olduğunu düşünmem gerekir. Kavramsal olarak her şeyin ölmesi içerisinde sonsuz yaşam var. O bütün ölümün toplamıyla bir yaşam oluşturuyor bence o yüzden. Evet. Ölümsüz olmak istermedim. Paylaştığı bir mesele var. Bu toplumsal sınıf olarak belirlediğimiz toplumsal olarak neyin söylenebilir, neyin söylenemez, neyin görünebilir ve gösterilebilir olduğuna dair bir bilgi hepimizin paylaştığı ve aslında ilk videoda da o onun sınırlarını aşmaya ve genişletmeye ve onunla oynamaya çalışan karakterlerle karşı karşıyayız. Kadir'in görüntüsünde arkadaşlarla akşam yemeği diğer bölümde olduğu gibi sofra ritüeli ve yemek yapma ritüeline odaklanma söz konusu. Aynı zamanda bir makyaj var yani, fakat burada maske, bu mesele şaşırı hali ve bağımsızlaşmış bir yer var, maske diliyle karşı karşıyayız. Çok daha teatral bir dil içeriye gidiyor. Ve dediğim gibi yani bir sofra ritüeli etrafında 4 kişinin bir araya gelmesinin prensibi nedir ve o 4 kişinin bir araya geldiğinde nasıl bir söylem oluşturabilir? Ve tabii videonun çekildiği ve sonraki dönemdeki içinde yaşadığımız toplumsal söylemin belirlendiği ortamında da ilişki kuran, bekar kitlesi üzerinden videoya nüfuz eden toplumların olduğu ve bir oyun ve oyunculuk ve oyunculuk üzerinden bu sınırları yani biraz genişletmeye, açmaya ve başka bir söyleme yer açmanın güçlerini araştırıyorum. Kadir'le döneceğim. Dolayısıyla bize biraz bir şeyden bahsedebilir misin bize? Biraz katılımcı bir performans, benim katılımcı performans, onun belgelemesi ve dolayısıyla belgesel yapımcı arasında bir yerde olduğu. Bu alanda bir formlar ve davransal olarak nasıl bir yerden geldi, sen nasıl görüyorsun? Biraz şeyden anlatabilir misin? Yani benim için de öncelikle hoş geldiniz diğerler için. Katılımcı bir organizasyonun, performansının bir eylemi belgelenmiş hali bitiyor. Ve orada gördüğümüz masa örtüsünde bu eylemin bir artı, bir parçası olan geriye kalanı ve bunun yanındaki de oraya sonradan gelip diğer masa örtüsü de benim hala devam ettiğim bir proje, bu tarz toplanmaların yapıldığı ve oralardan kurulan masa örtüleri, bu hareketin devamını göstermek için bir şey. Yani bugün burada izlediğimiz her şey aslında bir gün içerisinde 4 kişinin, 4 birbirini tanımayan bir kişinin bir evde toplanıp beraber yemek pişirip sonradan da benim belirlediğim basit bir protokole göre, o protokolde yani işte ne zaman başlanacak, yemeğe başlanırken işte maskeler ne zaman takılacak, o dörtlük ne zaman söylenecek ve en son gördüğümüz işte birisi diğerinin sırtında yürürken nasıl bir kompozisyon oluşturulacak orada gibi. Yapılacak şeyler dışında her şeyin doğaçlama ilerlediği bir gündü bu. O masa örtüsü de bu videoda o gün içerisinde oluşturulan şeyler. Bu video o günden derlenen görüntülerin bir bütünü. 15 dakikalık kesin bir. Peki konuşulan ortada dönen sohbet ve temalara dair bir senin verdiğin bir yapıcı oluyor mu? Var, evet. Zaten işte tam videonun ortasında mesela şu sahnelerde bence tam böyle bir şey konuşuluyor. Burası böyle benim karıştığım bir yer falan değil, benim de evlediğim. Bayağı yemek bir şeyler, yanlış açıklar ve böyle konulardan konuşmaya başladılar. Ben de çektim. Asıl konular ölüm, ölümsüzlük ve bu kavramları belirleyen iktidar kelimeleri, iktidar dilinin kullandığı kavramların insanı nasıl sınırladığı, nasıl onu temsil ettiği, onun yerine konuştuğu ve buna o dilin kısıtlayıcı yapısına karşı nasıl farklı yaşam biçimleri, paylaşım biçimleri, bir deneyim elde etme biçimleri geliştirebilir, bunların karşı karşıya getirilmesi. Bu yüzden de asıl konulardan bir tanesi tabii ki ölüm ve ölümsüzlük. Bu balkon konuşmasında da zaten buna benzer bir konu geçiyor. Yani sonsuza kadar yaşasak ne olur? Niye insanların sürekli böyle bir işte o transhumanist biçimde genetiğiyle falan oynayarak niye böyle sürekli yaşatmaya çalışıyorlar? İnsanın belli bir ömrü var, geçsin gitsin işte gibisinden böyle biraz dalga geçer bir şekilde biyopolitika eleştirisi yapılıyor aslında. Benim çok keyif bulduğum bir de bir rüya paylaşımı var orada. Evet. Sansürün rüyaları sızma haline dair, rüyasında sansür, televizyonda olduğu şekilde herkesin sansürlendiğini gören bir sızma anlatıyor. Oradan da ben çok bağlamışım yani genel anlamda içinde yaşanılan durumun videonun içerisinde anlarına faydası olarak. Evet. Peki şunu sorayım, sen oradasın aslında evet. Bütün bu olaylar olurken ve onu da bir kamerayla birlikte hissediyoruz. Son derece aktif ve hareketli bir kamera kullanımı var. Hatta yani subjektif bir kamera, ben öyle anladım en azından. Aynı zamanda bu çok hızlı hareket eden ve böyle zoom yapma, birlikte içine girmek meseleleri gibi bir şeyler yapıyorsun ve montajda da çok hızlı montaj var yani. Oradan oraya akışın hiç bozmadan ama hızlı bir geçişler yapıyorsun. Bu videoya sizin özellikle aradığım bir şey yoksa böyle bir cümle yaptığın zaman ben yöneye kalktığımda ister istemez böyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani ikisi birlikte bence. Çünkü mesela önce teknik kısmından bahsettik. O böyle onlar gün içinde orada takılıyorlar, yemek pişiriyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar falan. Ben de hep yani mümkün olduğu kadar onlarla az iletişime geçmeye çalışarak etraflarında dönüp bir de tek değer kamerasıyla onları çekiyoruz. Bu tabii şeye yarıyor, bu katılımcı bir performans olduğu için, yani insanların pozisyonu belli olmadan, yani nasıl deneyim yapacakları belli olmadığı için kendileri oluşturdukları bir şey. Buna mümkün olduğu kadar az müdahale etmek gerekiyor bence. Şimdi ben oraya böyle işte birkaç tane kamera koysaydım falan, bu biraz prodüksiyonlaştırsaydım işi bence müdahale etmiş olurdu. Bu şekilde böyle dinamik bir şekilde oradan oraya geçmesi, işte bilim konuştuğunda hemen onun yüzüne dönmesi, işte eliyle oraya bir şey yaptığında hemen eline odaklanması falan. Montajda seçtiğim bir durum oldu, bilerek arka arkaya getirdim çünkü şey gibi gözüktü bana, böyle bir tam sanki böyle bir sonuçta onların biraz da bu iş yapmasının önemi benim için kameraya rağmen bu samimiyeti kurabilmeleri. Bu da benim için kriter noktalardan bir tanesi. Çünkü tanışmıyorlar. Tanışmıyorlar, evet. Yani bu organizasyondan bir hafta falan önce ben bir araya getirmiştim onları. Böyle bir fikrim var falan demiştim. Orada yürümüştü böyle. O kameranın bu kadar dinamik hareket etmesi böyle paranoyak bir hava yaratıyor. Sanki böyle çeken kişi böyle çok gergin. Sürekli oraya bakıyor, buraya bakıyor, işte kamera titriyor falan gibi. Sanki tam böyle bir iktidar gözü gibi her şeyi böyle kontrol etmek isteyen. Bir yerde hareket gördüm, hemen oraya odaklanan falan. Bu, evet, biraz yabancılaştırıcı bir etki de yaratıyor. Ama bence bu şekilde biraz şey oluyor yani, o genel bütün dışına çıkıp olayı dışarıdan sorgulamamıza sebep oluyor olabilir. Bana şöyle geliyor, yani benim özel gözlemle demek istedim çünkü çok defalar seyrettiğim videoyu ve bunu ilk başta düşünmemiştim ama sonradan düşündüğüm bir şey oldu. Bir o dediğim şey var, tabii nesnelere mekan mekanlarda zoom yaptığım zaman böyle yabancılaşma etkisi oluyor yani normal özdeşleşemiyoruz sevdiğimiz şeyle ve dolayısıyla böyle bir o zoom yaptığım her bir nesne garip, yabancı bir şeymiş gibi oluyor. Dolayısıyla biraz tekinsiz bir izleme deneyimi yaratıyor ama diğer taraftan da aslında biliyordum bana çok bu yani demin konuştum aslında ama bu 80'lerde 90'lardaki ev kameralarıyla insanların çektiği videoları sizin çok var ve şuradan enteresan geldi bana, hani bu dediğim gibi yarattı TV dediğimiz şeyin başlangıcı ve atası da o aslında yani o estetiği tekrar etmeye ya da yeniden yorumlamaya yakın değil yaratıcı örnekleri onu çok çağrıştırdı yani hızlı zoomlar ve hızlı montaj ki o da bence yani duruma, yapmaya çalıştığın duruma ve söyleme çok güzel oturan bir özellik çekim bu özelliği. Şeye geçeceğim, yani crop kullanımı dediğim yine videoda yani hem performansta çok temel bir şey crop ve aksesuar kullanımı videoda benim yani benim yüzüme takılan maske vardı en başta maske bir noktada maskeler çıkılıyor onlar takıldıktan sonra bir geçiş yani başka türlü bir oyuna geçiş oluyor aynı şekilde masa örtüsü ve boyama yani masa örtüsü de bir crop. Yani onu o anda, onu boyamak üzerinden belirlenen bir sohbet dönüyor. Bir de buna çikolatalı keki ekleyeceğim çünkü çikolatalı kekin ortaya çıkışıyla o şölen ve haz ve arzu durumunun en uç, yani en yükseldiği noktaya belki görüyoruz. Etlerini bulaştırıyorlar, plan ve bir şeyler olmaya başlıyor. Nitekim bu masa örtüsleri de sonradan birer nesne olarak da sergileniyor mekanda. Bunun üzerine kurmak istedim. Yani sen bunu kurgularken herhalde bunları da önceden verelim. Çok mutlaka olacak. Maskelerden inşaat nedir yani? Onlar nereden geliyor, önce editiyor diye soruyorum. Maskeleri ben evde kendim yapmıştım hepsini. Onları da işte hanginizi beğeniyorsunuz o gün onu takılıyordum. Bu performans sırasında değiştiriyorlar zaten. Şimdi erişmeyi maskesini sonra ele takılıyor vesaire. Bu da böyle yani onu da benim söylediğim şey değildi böyle, biraz bundan falan yapıyorlar böyle. Güzel bir kimlik değişimi durumuna referans oldu. Çikolatalı kek de tabii ki orada onun işte sanki doğum günü kutlanıyormuş gibi böyle alkışlamaları da onların o sırada yaptığı bir şey oldu. İşte tuhaf tesadüflerle böyle ortamın biraz bayağı sanki meditatif bir şey varmış gibi gözüküyor. Mesela o sırada arkada çalan şarkılar hep şey orada laptop çıkıyor, oradan çıkıyordu. Böyle yumuşak bir şarkı denk geldi falan böyle. Ve bayağı bir yedikleri şeye yoğunlaştılar. Çikolata işte son bir sene kusmuştu. sana yemeye devam ettiler. Evet. Yani hoşlarına gitti galiba yemek böyle. Güzel olmuş. Yani orada bayağı bir arzumun şımartılmış bir hali. Sembolü. Peki şunu sorayım son olarak. Bu senin devam ettirdiğin bir pratik. Yani insanları bir araya getirmek, bir sohbet, etrafında bir sorusu boyanması, bir sohbet edilmesi. Bunları bu şekilde belgeliyor musun? Nasıl projelere doğru devam ediyor ve böyle bir şey yapmaktaki arka plandaki düşünce biraz belki Ütopya'ya yaklaşan, eleştiri ve Ütopya arasında duran tarafı var mı? Evet, yani şöyle devam ediyor. Burada yapılanların aynısını sürekli olarak başka gruplarla yapıyorum. Ve aynısı derken maskeler falan artık yok. Böyle işte benim koyduğum işte şöyle 4 söylediğim bir şeyler artık yok. Tamamen sadece oturuyoruz masa etrafında. Masa örtüsünü koyuyorum ben. Benim böyle uçta bir yerden aldığım bir örtü oluyor genelde. Bunu 3 temaya göre koyuyoruz. O 3 temada işte ölüm. Burada da ölüm üzerine istiyorlar. Çünkü ölüm, ölümsüzlük ve işte devlet kavramları konuşmaları. Ölüm, hayvan sembolizmi ve cinsellik arzusu. Bu 3 tema zaten genelde eski antik pagan ritüellerinin ortak temaları olarak gözüküyor. Yani antropolojik temalar böyle gözüküyor sanırım. Bu benim için şey, olayın ne olduğunu bitireyim önce. Masa örtüsü boyanıyor, sonra aynı masa örtüsü üzerinde yemek yeniyor. Böylece yemeğin artıklarıyla, izlerle o çizilen şeyler karışmış oluyor. Böyle bir yaşanmışlık, böyle bir şımarma, çocuksu eylem esnası gibi bir şeyin bir arta kalan olarak sergileniyor. Bu benim için şey, yani bu eski antik ritüellerdeki o kimlik değişimi durumu, kendinden geçiş ve aşırılık, işte abartma durumlarıyla beraber yaşanan o yani toplumsal boşalma, normların, o rasyonel hayatın bir süreliğine askıya alınması durumu bugün hala devam eden bir şey. Yani bu festivallerle mesela bugünkü işte tekno festivalleri ve işte punk konserleri arasında bayağı bir şey görüyoruz. Mesela yakın kurulduğum mesela punk konseri. Geçen bunu düşünüyorum, ne zaman eğlenceli sayılır. O gün ne kadar abukluk olursa o konser o kadar eğlenceli sayılır yani. Böyle ne güzel müzikle eve döndük demiyor kimse böyle. O zaman sıkıcı bir gün sayılıyor hatta yani böyle. O yüzden bu eski ritüellerle bağlantılı olması, böyle mikrotiremiş alanları, ufak yeraltı örgütlenmeleri şeklinde güzel bir bağlantı köprü var bence bunların arasında. Bu da böyle eylemlere girerek bu köprüyü biraz belirginleştirmiş olduğunu hissediyorum. Katılanlar da öyle hissettiklerini söylüyorlar genelde. İşte mümkün olduğu kadar da öyle kendi güvenli alanının dışına çıkarak tanımadığım insanlar bunu yapmaya çalışıyorum. Yani ilk başta arkadaşlarımla başlamış olsam da ve yani enteresan muhabbetler falan da oluyor. İşte böyle bir itiraf durumları olabiliyor. İşte bir tanesine mesela hiç konu oraya gelmemişken bir şekilde herkes çocukluğundan bahsetmeye başlamış. En güzel işte yaşadığınız şey neydi falan. İşte diğer dışı böyle gözlerini konuştuğunu. Sonra onun üstüne siyaset konuşmuş falan. İşte başka bir tanesinde böyle çok böyle tanımadığımız insanlar vardı. Herkes bir araya gelmiş. Böyle gayet eğlenceli ortamda oluştu. İranlı bir kız vardı. Böyle sürekli kendi ülkesinden bahsetmişti. Başka bir tanesi işte böyle şair bir arkadaş yapmıştım. O böyle şair olmasının gereğiyle sürekli bir şeyler söyleme ihtiyacıyla mesela sadece yazıyla doldurmuştu orayı falan. İşte böyle iklim krizi hakkında falan çok konuşmuştu. Yani hep böyle bir insanları bir araya getiren bir eylem. Ve yani örtüler çoğaldıkça, yani sofralar kurdukça böyle hep bir yeni tanışıklıklar oluşmaya başlıyor. Ben açmak istiyorum. Sizin de sorularınız varsa eğer onları birisinden size sunuyorum. Buyurun. Sorularınız varsa eğer. Ben bir tespit yapmak istiyorum. Yalnız sadece son çikolata hava sahnesini. Ben buna yani aralarında bir gerginlik hissettim. Yani 3 kere falan seyredince ilk önce anlamadım ama daha önceki sohbetleri falan çok daha akışına gidiyor. Ama son o sahnede böyle çok doğal bir tavırlarının olmadığını... Şey sırtında taşıdığı yani. Yok yok, tam çikolata o yerken. Yani o tatları, o hazzı belirtirken ama yani çok daha şey yapabilirler gibi geldi. Yani bana orada bir şey duygusu verdi, bir eksiklik evet. geldi bana. Bunu şey, dün de konuşuyorduk. Mesela o gün şey oluyordu böyle, ben de tabii ki arasında kamerayı kapatıp konuşuyordum. O kadar böyle hiçbir kelime bile etmedim, onlarla gibi durum yok. Böyle arasında birbirimizi böyle dürtüyorduk. Ya bir eğlensenize, niye gülmediniz bilmem ne. Sonra yani böyle inişli çıkışlı bir gündü o. Yani evet. bir şey gibi, böyle dışarı çıktığımızda da böyle şey olabilir. Arkadaşlarla eğleniriz, bir akşam bir yerde yemek yeriz, bara gideriz falan. Böyle bir an sıkılırız, bir an eğleniriz. Sonra oradan başka bir eğleniriz, orada çok eğleniriz. Sonra bir de şuraya eğleniriz. Hani bakalım orası sıkıcıdır gibi böyle. İnişli çıkışlı bir yer vardı. Bu tarz mesela düşünceleri oluyor insanların. İşte bir kişi mesela şey demişti, sofrada ki muhabbetlerde sanki birbirlerine trip atıyorlar gibi gözüküyor demişti böyle. Yani olabilir. Orada bir şeyler geçiyor insanların aklından ve ben de kameraya alıyorum onların jestlerini. Bir gerginlik olmuş olabilir. Mesela akım sahnesi şey... çok doğal, daha doğal. Yani evet. çok normal bir akışlarını seyrediyor. Fakat o şeyde yani vermiyor, o şeyi, o şansı yapıyor ama fakat daha farklı şeyler insanlar. Ben şahsen öyle bekledim, bilmiyorum. Ya olabilir. Ben şahsen ilk seyrettiğimde hissettiğimi söyleyeyim, daha da çıldırmaları gerekiyormuş. Evet, yani. Evet, evet. Yani çıldırmayı veriyor ama sanki bir daha bir çıldırma yaşında beklentisi de var. O olmuyor, öyle bir şey. Makarnaya, çikolataya rağmen. Yani anlatabilir miyim? Ağır çok. Onu kim seçti bilmiyorum, o zor aldım yerinde. Ben en sevdiğim şey de değil. Evet, olabilir. Ben de isterdim açmışım durumları şu anda yani ama o gün öyle geçti. Yapacak bir şey yok. Bir de bu çizimlerde yani nispeten ustaca şeyleri var. O özellikle sizin çizimleriniz? Yok yani şey, ya ben aslında mümkün olduğu kadar basit çizin ki karikatür gibi çok düşünmeyin. Detaylandırmayın, aklınızdan geldiği gibi, otomatik bir biçimde, bu aklınıza gelen gelir diye. Ama işte, bilmiyorum, uyumlu oldu. Bana da oradaki örtü bayağı uyumlu geliyor. Çubuk adam çizemeyen insanlara göre. Yani olabilir. Bir tanesi zaten ressam var. Sanırım kızlardan bir tanesi ressam. Evet. Değil mi? Ondan da fark ettim. Bir de bir şey daha soracağım. Kızların ikisinin de beraber desenleri yıkabilir. Tekrar. Güzel tasarlı diyor. Çünkü aynı hırkalar değil. Onu fark ettim ama özel bir deneyim benziyor. Böyle bir tasarlı olduğu kişi yok. Edilmiyorlar herhalde. Hikaye var mı? Hepsi değil, bir tane söyledi. O yüzden ona göre yapalım. Ben biraz şeyi de merak ettim, böyle müzikler tamamen random bir şekilde arkada çalan müzikler mi yoksa bir müzik kullanmış mı? Ya orada laptop vardı, arasını oradan açıyorduk bir şeyler. İşte bir arkadaşının ev sahibinin Spotify listesi böyle dönüyordu oradan. Ama arasında mesela şurada dinleyelim falan dediğimiz oluyor. Ya da bir sahneye geçerken mesela şunu çalıyor. Mesela son sahnedeki şarkıyı ben istedim o sırada çalsın diye. Sevdiğim bir şarkı. O zaman kapatabilirsiniz, eğer elinizde bir şey varsa. Sevdi dışarıda olanlar. Yok, bir bağlamda konuşuyorlar. O sansürüz. Tam apartmanın dışında yaptığım bir işler öyle eskisinin hiç dışında oldu mu? Herkese açılıyor. Evet. Ha, başka projeler. Evet, bunda değil. Ha, oluyor ama onlar da video falan almıyor. Yani onları yani alıyor da alı olsun diye alıyor. Böyle bir video işlerine dönüştürmek için diye. Yani genelde hep başka insanların evlerinde, işte stüdyolarında falan oluyor. Ev dışında oluyor. O zaman sohbeti şaraplarımız var hala. Sonuna ulaşabiliriz. Çok teşekkürler. Siz teşekkür ederiz.